Ama size bir anekdot anlatayım. Çok hoşuma giden bir şey. Bir şeyleri de ifade ediyor. Şimdi bizim rahmetli oldu Turgut Cansever isminde bir mimarımız vardı. Bu zat Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki olarak mimarlıkla ilgili bir toplantıya katıldığında şunu öğreniyor. Amerika Birleşik Devletleri ülkede evsiz insanlar için bir şehir kuruyor. Yani bazı insanlar var, evi barkı yok. Onlara bedava bir şehir kuruyor. Yani bayağı da yaşanacak güzel bir yer. Evet. Onları bu evlere yerleştiriyor. Fakat 6 ay sonra bu evsiz insanlar o evlerden söküp götürebilecekleri her şeyi yanlarına alarak kayboluyorlar. Enteresan. Bu bilgiyi edindikten sonra Turgut Cansever diyor ki benim yaşadığım ülkede öyle insanlar var ki kendilerinin olmayan arazi üzerine malzemelerini kendileri temin ederek ve bizzat kendileri çalışarak evlerini yaparlar. Kendilerinin olmayan arazi üzerine malzemelerini kendileri temin ederek ve bizzat kendileri çalışarak evlerini yaparlar ve diyor bu evleri yıkmaya gelen resmi görevlilerle de çatışırlar. Bunu duyan Amerikalı mimar diyor ki bana o adamlardan 300 tane getir, dünyayı fethederim diyor. Anlatabiliyor muyum? İstiklal Marşı Derneği'nin aslında üye profili o dünyayı fethedecek insanlardan teşekkül etmesi gerek. Öyle oluyor mu? Hayır, olmuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatı bu ülkenin dünyada parmakla gösterilecek, dünyada işte yaşanılacak yer diye işaret edilecek bir ülke olmasına mani olunması suretiyle yaşandı. Yani buradaki hayat Türkiye'nin yükselmemesi için uğraşan insanların rahat ettikleri bir hayattır.